Vefa. Sual. Vefa nedir? Cevap. Vefa, sevgide devamlılık demektir. Vefa demek, ihtiyaç halinde ona yardım etmektir. Arkadaş, öldükten sonra onun çoluk çocuğunu, yakınlarını sevmek, onlarla ilgiyi kesmemek de vefadandır. Müslüman vefakar olur. Vefakar olmanın yani sırf Allah rızası için sevmenin mükafatı büyüktür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Kıyamette hiçbir kimsenin bulunmadığı zaman, Allahü Teala'nın himayesinde bulunacak yedi kişiden biri, birbirini sırf Allah rızası için sevenlerdir. Vefa, dostlukta, bağlılıkta sebat etmektir. Arkadaşa yaptığı iyiliği az görmek, onun yaptığını çok bilmek vefadandır. Vefa demek gerek hayattayken ve gerekse öldükten sonra sevgi ve ilgiyi devam ettirmek demektir. Ölen bir kimseye az bir vefa göstermek, hayatta yapılan çok iyiliklerden daha makbuldur. Çünkü insanın hayattaki arkadaşına bir iyilik edince belki bir karşılık bekleyebilir. Öldükten sonra yapılacak iyiliğe riya karışması zor olur. Ölüler için dua ve istiğfar edilir. Yapılan iyiliklerin sevabı bağışlanır. Hayattaki akrabalarına, dostlarına iyilik edilir. Peygamber Efendimiz ihtiyar bir kadına ikramda bulundu. Sebebini soranlara bu kadın hatice hayattayken bize gelir giderdi. Ahde vefa dindendir, buyurdu. Vefanın gereğindendir ki insan sevdiği arkadaşının, dostlarını, akrabalarını da sevip haklarını gözetmelidir. Çünkü insan yakınlarına gösterilen ilgiye daha çok memnun olur. Sevgi sevgilinin her şeyini ona yakından uzaktan ilgili olan her şeyi sevgili kılar. Bunun için sevgilinin kapısındaki köpek, sevenin kalbinde diğer köpeklerden üstün ve ayrı bir yer tutar denmiştir. Alimler evlada hizmet, babasına hizmet demektir buyurmuşlardır. Evlada hizmet, babayı sevindirdiği gibi, evlada düşmanlık da babayı üzer. Diğer yakınlarının durumu da böyledir. Arkadaşının dostuyla düşman olmamak veya düşmanıyla dost olmamak da vefadandır. Arkadaş vefat ettikten sonra da onun yakınlarına ilgi göstermek, sağlığında ilgi göstermekten daha kıymetlidir. Arkadaşın yanında şu benim, şu senin dememeli. İbrahim bin Şeyban Hazretleri, bu benim kalemim diyenle arkadaşlık etmezlik buyurdu. Bunu senin için yaptım demek de onu minnet altında bırakmak olur, soğukluğa sebep olur. Alimler çağırdığımız zaman nereye diye soranla arkadaşlık etmezdik buyurmuşlardır. Arkadaşın kusurlarını görmemek mürüvvetten vefadandır. Arkadaşın dost ve akrabalarını arayıp sormak vefakarlığın şartlarındandır. Onların haklarına riayet arkadaşa ikram etmekten daha kıymetlidir. Vefasızlık şeytanın hoşuna gider. Mesela arkadaşlar arasındaki sevginin azalması, kırgınlığın zuhur etmesi şeytanı çok sevindirir. Şeytanı sevindirmemek, onun oyununa gelmemek için vefakar olmalı, arkadaşın kusurlarını fazilet hakaretlerini de iltifat kabul etmeli. İki arkadaştan biri diğerine sert bakınca şeytan sevinip oynar. Allahü Teala "Şeytan aralarını bozmaması için kullarım güzel konuşsun." buyuruyor. İsra Suresi 53. ayeti. Onun için kırıcı ve üzücü konuşmaktan ve sert bakmaktan uzak durmalıdır. Allah dostlarının duruşu bile sevgi telkin eder. Böyle bir kimse makam sahibi de olsa eski arkadaşlarını arar. Kerem sahibi, darlık zamanlarında kendileriyle düşüp kalkanları genişlik zamanlarından da ararlar denmiştir. Sıkıntılı anında arkadaşının yardımına koşmalı, kara gün dostu olmalıdır. Şeytan, nefs ve kötü arkadaş, ara bozmaya çalıştığı için arkadaşlığı devam ettirmek zor olur. Bunun için arkadaşlık ince ve latif bir cevherdir. Korunmasını bilmezsen kazaya uğrar demişlerdir. Bu cevheri korumak, arkadaşta kusur aramamak ve hiçbir hatasını görmemekle olur. Çünkü kusursuz insan olmaz. Kusurunu görünce onu bırakmamalı ve demeli ki bu seferlik affet, belki de bilmez, sürçen atın başı hemen kesilmez. Kusursuz insanla herkes geçinir. Asıl yiğitlik kusurlu arkadaşla iyi geçinmektir. Daima onu kendine tercih etmelidir vefakar olmanın şartlarından biri de dostun sevmediklerini, düşmanlarını sevmemektir. Dostun düşmanıyla birlikte gezmek, düşmanlıkta ortak olmak demektir. Eski zatlardan birinin oğluna vasiyeti şöyle. Oğlum, herkesle arkadaşlık edilmez. İhtiyaç içinde olduğum zaman senden uzaklaşan, genişlik zamanında malına göz diken ve yükseldiği vakit sana üstünlük taslayan kimseyle arkadaş olma o halde ihtiyacı olan arkadaşa yardım etmeli, ondan bir menfaat beklememeli ve ona karşı hiçbir üstünlük göstermemelidir. Her şeye itiraz eden, hayır öyle değil diyen, arkadaşlarını düşman etmekle kalmaz, bütün insanların nefretini kazanır. Vefalı bir okuyucumuz, yayınlarımızdan istifade edip bizi tanıdıktan sonra uzun bir mektup yazmış. Mektubunu yayınlamak yerine sadece bir beytini yayınlamak bize yeterli fikir verir. Vefalı dostumuz diyor ki, herkes dost gibiydi, siz yabancıydınız bize. Şimdi herkes yabancı, sizler dostsunuz bize.